Bizim bu direnişimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Kararlılıkla devam etmemiz gerekiyor. Ve durmadan. Ve mahkeme sürecinde nasıl sonuçlanacak? Sonuçlansız biz bu şekilde bir birlik olarak devam etmeliyiz. Pandemi koşullarında bu tür işten çıkarmaların yaşanması ayrıca bir mağduriyet durumu yaratıyor. Bir kere işten atılmaların burada işte bu önünde bulunduğumuz Yasin Kaplan Halı'da ve yine 3 arkadaşımızın işten atıldığı için direnişte olduğu fabrikasında da arkadaşlarımız aynı şekilde direniş sürdürüyorlar. Ve burada işten atılan arkadaşlarımızın işe geri alınması talebiyle bir direniş başlattık. İşte bu hafta 3. hafta, bu direnişlerin 3. haftası ve direnişimizi sürdürüyoruz. Bu işten atılmaların gerekçesi iş yavaşlatma diye açıklandı işveren tarafından. Ama asıl gerekçe aslında buradaki arkadaşlarımızın işte zam döneminde açıklanan zamı düşük bulması, düşük ücrete tepki göstermesi ve bu taleplerini, şikayetlerini ifade etmek üzere fabrika yönetimiyle toplantı yapmaları ve yine daha önce 12 yıllık bir işçinin tazminatsız kod 29'la haksız yere işten atılmasına tepki gösterip toplantı istemeleri. Yani asıl gerekçe işçilerin zam istemesi, işçilerin haksız yere işten atmalara karşı tepkisini ifade etmesi. Ki bunlar dünyanın her yerinde yasal, demokratik, doğal haklardır. Ve bir de tabii bunun üzerine bir sendikal örgütlenme olunca aynı zamanda sendikalaşmayı, işçilerin yasal hakkı olan, anayasal hakkı olan sendikal örgütlenmeyi engellemek için 16 arkadaşımız kod 29'da tazminatsız bir şekilde işten atıldı. Antep'teki işverenler, Başpınar Organize'deki patronlar için bunlar, yani hak istemek, sendikal olmak, yasal haklarını kullanmak onlara göre ahlaksızlık sayılıyor. O yüzden bu tür hak arayan işçileri kod 29'da, yani aslında iş yasasının 25. maddesinin 2. bendi ama işte bu gerekçeyle işten atılanlar SGK'ya kod 29'da, 29 koduyla bildirildiği için hem işçiler arasında hem kamuoyunda kod 29 olarak biliniyor. Bu maddede iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışla işverenin haklı fesih hakkını düzenleyen, tazminatsız haklı fesih hakkını düzenleyen bir madde. Yani iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranış nedir? Yüz kızartıcı suçtur. Fabrikaya bilerek zarar vermektir, hırsızlık yapmaktır ya da ne bileyim başkaca gerçekten bilerek kasti bir suç işlemektir. Ama dediğim gibi organizede, Başpınar'da sadece bu iki fabrikada değil, Antep'te onlarca fabrikada sadece son 3-4 ayda yüzlerce işçi hak aradığı için, zam istediği için, pazar mesaisine gitmediği için, pazar günü tatil günü, yasal bir tatil günü olduğu halde zorunlu mesaiye zorlandığı ve bunu kabul etmediği için ya da iş yerindeki herhangi bir haksızlığa itiraz ettiği için ya da işte burada olduğu gibi, Güven Boya'da olduğu gibi sendikal olma hakkını kullandığı için kod 29'da tazminatsız işten atılıyor, açlığa mahkum ediliyor. Üstelik üstüne üstlük işsizlikten de yararlanamıyor. Bir de üstüne kod 29 gerekçesiyle ahlaksızlık iftirası atılarak işten atılıyor. Yani bu işlerin arasında 15 yıl çalışan işçiler var. 10 yıl, 7 yıl çalışan işçiler var. Ve bu işlerin hiçbirinin bugüne kadar bir tek tutanağı bile yok. Bugüne kadar hiçbir ahlaksızlığı, hiçbir iyi niyete aykırı davranış olmayan işçiler bir gün zam isteyince, bir gün hak arayınca hemen ahlaksız ve iyi niyete aykırı davranışla suçlanıp tazminatsız atılabiliyor. Biz buna karşı isyandır aslında bu yaptığımız direniş. Çünkü bu sadece bu fabrikalarda yaşanmıyor. Bu bütün Başpınar'da yaşanıyor. Sadece kod 29'da işten atma değil. Bir de ücretsiz izin diye bir uygulama var. Bu da biliyorsunuz pandemi döneminde önceden ücretsiz izin diye bir şey yoktu. Yani işçi kendisi talep etmeden ya da onaylamadan işçi ücretsiz izne gönderemezdiniz. Gönderdiğinizde işçinin haklı olarak tek taraflı iş hakkını feshedip tazminatını alma hakkı vardı. Şimdi süresiz bir şekilde işçiye, işverene ücretsiz izin kıyağı yaptı bu hükümet. Ve patronlar da bu hakkı son derece kötü bir şekilde, ahlaksızca hatta kullanıyorlar. İş yerinde herhangi bir şeye itiraz eden her işçi ya da işten atmak istedikleri işçiyi bile ücretsiz izine göndererek aslında fiilen açlığa mahkum ediyorlar. Ve ücretsiz izine gönderilen işçi başka bir yerde iş bulup da çalışamıyor. Kendisi istese işten de ayrılamıyor. Başka bir yere girse içerideki tazminatını yapmış olacak. Yani resmen işçileri ya ücretsiz izine açlığa mahkum ediliyor ya da kod 29'da
tazminatsız bir şekilde kapı önüne konuyor. Yani Başpınar organize de hem bu kod 29 uygulaması hem de ücretsiz izin uygulaması tamamen bir işçi kıyımına dönmüş durumda. Mesela bu işten atma yasağı biliyorsunuz pandeminin başında getirildi. İşten atma yasağı yokken de işçiler haksız yere işten atılıyordu ama en azından atılan işçilerin büyük çoğunluğu tazminatını alarak işten atılıyordu. Şimdi sözde işten atma yasağı geldi. Pandeminin başında pandemiden etkilenerek işte ekonominin de iş yerlerinin üretimin etkilenmesiyle kimse işsiz kalmasın diye sözde işten atma yasağı getirildi. Ama pratikteki uygulamadaki sonuçlarını gördük ki aslında işten atma yasağı bu işten atma yasağı işçileri tazminatsız işten atma özgürlüğüne döndü. O yüzden bizden bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz. Bu kod 29 zulmünün son bulmasını istiyoruz. Çünkü bu tek sadece Antep'te, sadece bu iş yerinde, sadece bu organizede değil Türkiye'nin her yerinde işçilerin yaşadığı büyük bir sorun. Bu ücretsiz izin uygulamasının da son bulmasını istiyoruz ve işten atmaların tamamen yasaklanmasını, hele tazminatsız işten atmanın, bu gerekçeyle işten atmanın kanıtlamadan, işveren bir şekilde bunu kanıtlamadan, yasal yollarla işte ne bileyim bölge çalışmaya, mahkemeye başvurup kanıtlamadan işçiyi suçsuz yere işten atıp 3 yıl boyunca da haklı olduğunu kanıtlama yükümlülüğünü de işçiye yükleyerek bu çok büyük bir haksızlık. O yüzden bunun kaldırılmasını istiyoruz. İşten atmaların tamamen yasaklanmasını istiyoruz. Kod 29 uygulamasının da iptal edilmesini istiyoruz. Burası için de hem Yasin Kaplan işçilerinin yasal haklarına, sendikal haklarına, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve anayasanın tanıdığı hakları kullanıyor bu işçiler. İşverenlere, işçilerin yasal haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygılı olmaya davet ediyoruz. İşçilerin emeklerine, hak arama mücadelesine ve yasal haklarına saygılı davransınlar. Haksız yere işten atılan bu işçi arkadaşlarımızın işe geri alınmasını talep ediyoruz. Ve içeride işçilere yapılan baskıların, bu haksız uygulamaların son bulmasını istiyoruz. Önce bir disiplin kurulu kurdular önce. Adeta bizi bir mahkeme salonu gibi bizi orada disipline çapraz sorguya aldılar. Ondan sonra bize akşam vardı üstadası haber etti. Akşam yani sabah işe gelmeyeceksiniz diye. Biz de dedik sebep ne? Sebep dedi ki bilmiyorum dedi. Bana öyle söylendi dedi. Siz de işe gelmeyeceksiniz diye şey yaptılar. Biz sabahına arkadaşlar toplandık fabrikaya geldik. Sebep ne? Hani bizi niye gönderiyorsunuz? Pandemiden mi yararlanacağız? Ücretsiz izin mi? Yıllık izin mi diye. Bir yazılı kağıt istemeye geldik. Oraya geldiğimizde kendiler bize dedi ki sizi işten çıkarttılar. Biz dedik sebep ahlak iyi denet kurallarına aykırı davranmışsınız dediler. Hiçbir hak alamıyorsunuz dedi. Çıkışınızı imzalayın gidin dediler bize. Biz dedik biz çıkışı imzalamıyoruz ve çıktık geldik. Kendilerinin sadece bize sorduğu buydu yani. Ahlak ve niyet kurallarına aykırı zaten bir davranışta bulunmadık zaten. Bizi 16 arkadaşımızı birden beraber çıkardılar yani. 8 yıldan beri burada çalışıyorum. 8 yıldan beri şu ana kadar daha hiçbir olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Daha bile ne bileyim ahlak ve niyet kurallarına aykırı davranışta veya herhangi bir tutanak veya herhangi bir şey olmadı yani şu ana kadar. Yani ilk defa böyle bir şey. Şu an işçi çıkarma yasak olduğu için sadece kod 29 açık. Bunlar da bunu değerlendirdiler. Yani sadece yani bizim kod 29'dan alakamız yok yani. Şu an bizim öyle bir suçumuz yok. İçeride hırsızlık yapmadık, taciz yok. Uyuşturucu kullanma bilmem ne bu tür her şeyler bu maddede var yani. O yüzden yani hiçbirimizin biz 16 arkadaş buradayız. İçimizde 16 sene çalışan arkadaşlarımız da var. Bunların hiçbirinde böyle bir ahlak niyeti şu ana kadar yoktu. Yani hiçbirinde böyle bir şeyden daha önce bir tutanağı bile daha yok. Bir günde ne olduysa sizi kod 29'dan işten attık dediler yani. En başta bir arkadaşımız kod 29'dan dolayı işten atılmıştı. Biz bunun için iki vardiya olarak burada toplantı istedik yönetimle. Yönetimle toplantı yaptık. Fakat bu süreçte hiçbir zaman üretimi durdurmadık. Makinalarımız çalışıyordu. Ve bu sürecin toplantıların sonrasında bu arkadaşımızın işten çıkarıldığına ilişkisinin kesildiğini fakat tüm haklarını arabulucu aracılığıyla alacağını söylediler. Ve biz de işimize devam ettik. Ondan sonraki zam görüşmeleri sırasında toplantılar yaptık, görüşmeler oldu, taleplerimizi ilettik. Taleplerimizin bir kısmı karşılandı, bir kısmı karşılanmadı. Ve bu sürecin sonrasında da 16 işçi olarak hepimizi kod 29'da işten çıkardılar.